Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. 50 günde KPSS, DGS, ALES kampımızın ikinci, üçüncü gününün, üçüncü gününün ÖSYM e sorar sorularına hoş geldiniz efendim. Evet arkadaşlar, benim beklediğimden daha güzel bir etkiyle karşılaştı kampımız. Gerçekten çok beğenildi var ya şu anda şu anda şu anda böyle 2000 kişi civarında devam ediyoruz ama bakın sene sonunda bu 50 bin kişi falan bu kampa katılmış olacak ve gerçekten gerçekten mükemmel bir iş olduğunun karşılıklarını görmeye başladık gerçekten böyle kendimle gurur duydum yani sizlerle de gurur duyuyorum. Çünkü düzenli programlı bir şekilde bu kampı götürmeye başladınız. Tamam. Şimdi bir, bir, şey istiyorum sizden arkadaşlar. Bakın o kadar emek veriyoruz. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Lütfen abone olarak ve beğeni yaparak gerekirse yorumlar da yazarak kampımıza devam edin. Lütfen bizim de emeklerimizin karşılığını oradaki abone sayılarındaki artışları görmek motivasyonumuz bizim de bunlar. Tamam mı? Bakalım hadi bir de şunu söyleyeyim bana. DGS'ci misiniz? KPSS'ci misiniz? Ales'ci misiniz? Bir de o istatistikleri de görelim arkadaşlar. Kimler kaç kişi? Haydi bakalım şimdi. Nereye geldik arkadaşlar? ÖSYM sorar sorularının, teknik çiftliklerin ÖSYM sorar soruları. Ne yapacağız? Gel bakalım aga. Aga'da 3 tane burada soru var arkadaşlar. 6 tane burada soru var. 9 tane efsane soru çözeceğiz. Önceki dersteki yaptıklarımızdan bir farkı var mı? Yok. Sadece birazcık okuduğumuzu anlamamız gerekecek sorular var ama yorum olarak teknik çiftlikte verdiğimiz her şeyin birebir aynısı. Hazır mıyız? Yüzler gülsün. Motivasyon yüksek olsun. Haydi anlamaya çalış tamam mı bak. Zor deme. ÖSYM sorarlara sakın zor deme. Anlamaya çalış. Bu soruların hepsi sana farklı bir bakış açısı kazandıracak. Hem sayısal mantıkta hem de konusunda. Haydi o zaman başlıyoruz. Şimdi ilk sorumuzu bir okuyalım. Ne demek istediğini anlayalım. Ondan sonra kolay bir soru. A tam sayı olmak üzere demiş. Tamam. Bir dairenin içerisine A koyduğumuzda bir tanım vermiş. Demiş ki A sayısından küçük en büyük çift sayı diye tanımlanır. Ha, bak A'dan küçük olacakmış çift sayı olacakmış. Örnek verelim hemen. Mesela dairenin içerisine 23 yazdım. Diyor ki 23'ten küçük en büyük çift sayıyı söyle bana diyor. O zaman 23'ün bir eksiği cevabımız nedir arkadaşlar? 22. Peki bu dairenin içerisine mesela 34 gibi bir sayı yazsam. Bak 23 tek sayıydı. 1 eksiğine gitti 22 oldu. Peki çift sayı yazdığım zaman bak A sayısından küçük diyor. 34'ten küçük olacak o zaman. En büyük çift sayı bu sefer 34'ten 2 çıkararak küçük olan sayıya çift sayıya gideceğim. Bu bu. Şimdi diyor ki karenin içerisine A koyduğumuzda A sayısından büyük en küçük tek sayıya gidecek. Şimdi bak karenin içerisine mesela 23 yazdım. İçeriye yazdığımız sayıdan büyük sayıya gidecekmişiz bu sefer. Bundan büyük ama en küçük tek sayı 23'ten büyük en küçük tek sayı nedir arkadaşlar? 23'ün iki fazlası olan nedir? 25'tir bak mantığını anlatıyorum ki soruyu kolay çözelim. Peki bu karenin içerisine mesela 36 gibi bir çift sayı yazdım. O zaman diyor ki 36'dan büyük en küçük tek sayı 36'dan büyük en küçük tek sayı bulabilmek için 36'ya 1 ekleyeceğim 37 olacak. Şimdi soruyu burayı anlayan soruyu bitirdi. Şimdi diyor ki biçiminde tanımlanıyor. x bir çift sayı olduğuna göre toplamı aşağıdakilerden hangisidir. Bu sefer dairenin karenin içerisine x'li bir şeyler yazmış. X nasıl bir sayıymış arkadaşlar? Çift bir sayıymış. Ha. O zaman şu 7x artı 5 sayısı acaba çift mi tek mi bir bakalım. X sayım çiftse çift sayıyla 7'yi çarparsam sonucum ne olur? Çift. Çift bir sayıya 5 eklersem. Mesela 2'ye 5 ekle. 7. Nasıl bir sayı oldu? Tek. O zaman bak bunun içerisindeki sayı tekmiş. Dairenin içerisine tek bir sayı yazmışız. Gel buraya bak. Dairenin içerisine tek bir sayı yazdığımızda sonucumuz dairenin içerisindeki sayının bir eksiğine eşit oluyordu. Gördük mü? Çünkü dairenin içerisindeki tek sayı bundan küçük çift sayıya gideceğim. Tek sayılardan bir küçüğü çift sayıdır. Yani buranın cevabı 7x artı 5'in bir küçüğüdür arkadaşlar. Gördük mü? Tek sayıydı. Bundan küçük çift sayı bunun bir eksiğidir. Burada anlattığım gibi. Hadi buraya bakalım şimdi. 5x eksi 3 çift mi tek mi bir bakalım. 5x eksi 3. Şimdi arkadaşlar bizim x sayımız çift. Çift bir sayıyla neyi çarparsam çarpayım sonuç çift. Çift bir sayıdan 3'ü çıkarırsam yani çift bir sayıdan tek bir sayı çıkarsam. mesela 6'dan 3'ü çıkardım 3. Nasıl bir sayı oldu? Tek. O zaman bunun içerisindeki sayım da tek oldu. Hadi şimdi karenin içerisine tek yazınca ne olmuştu bak. Karenin içerisine çift sayı yazınca bir büyüğüne gitmişti. Tek sayı yazınca iki büyüğüne gitti. Çünkü bundan büyük tek sayı arkadaşlar. Mesela bizim içerideki sayı mesela 43 ise 43'ten büyük tek sayıya gitmek için 2 eklemem lazım. Yani buranın cevabı da içeride yazan 5x eksi 3'ün 2 fazlasıdır. İşte cevabım bu. Hadi bitirelim işi şimdi. Buradan 7x, 5x burada 12 tane x yaptım. Burada ne var arkadaşlar? 4 var. Burada ne var? Eksi 1 var. 4 eksi 1'den de artı 3 geldi. 12x artı 3. Ne yaptım? Dairenin içerisine tek sayı yazdığım zaman sonucum içeridekinin bir eksiği oluyor bakın. Dairenin içerisine çift sayı yazdığım zaman sonucum içeridekinin iki eksiği. Karenin içerisine tek sayı yazdığım zaman içeridekinin iki fazlası. Karenin içerisine çift sayı yazdığım zaman içeridekinin bir fazlası cevap. Mantığını buldum. Sonra baktım dairenin içerisindeki sayı tek oldu. Dairenin içerisindeki sayı tek olursa içeridekinin bir eksiğini alıyordum. 7x artı 5'in bir eksiğini aldım. Dairenin karenin içerisindeki de tek oldu. Karenin içerisindeki tek olunca içeridekinin iki fazlasını alıyorduk. İki fazlasını aldım düzenledim. Olayım bitti. Güzel bir sayısal mantık yorumu var. Dikkat. Şimdi onuncu sonu. Her şekilde karşına gelebilir. Çok güzel bir soru. Sadece önceki yaptığımız soruların bir denklem şey hikayeye hikaye verilmiş hali. Diyor ki bir mobilya firmasının ürettiği iki farklı tipteki masalar aşağıda verilmiştir. Bak bir üç ayaklı masalar var bir de dört ayaklı masalar var. Soruyu bu çözdürecek. Şimdi belirli bir günde A tane üç ayaklı bak A tane bundan üretmişiz tamam mı? Sonra B tane dört ayaklı B tane de bundan üretmişiz. Masa üretilmiştir. Üretilen masalar için C tane ayak üretilmiştir diyor. Şimdi şöyle. Mesela bu masadan 5 tane üretsen ayak sayısı nedir arkadaşlar? 3 ayak lazım bunun için. 5 çarpı 3'ten 15 ayak lazım diyeceğiz. Ama bu sefer bize demiş ki ben 5 tane ürettim dememiş. A tane ürettim bundan demiş. O zaman her birinin 3 ayağı olduğu için bu masa için bana toplam 3 A tane ayak lazım. Bundan kaç tane üretmişim? B tane. Her birinde dört ayak var mı? Var. Kaç ayak lazım o zaman bana? Dört B tane ayak lazım. İşte diyor ki üretilen bu masalar için C tane ayak üretilmiştir. Yani toplam C tane ayak olmuş. Yani bunun ayak sayısıyla bunun ayak sayısının toplamı eşitmiş C'ye. Ve sorun bitti. Artık soru önceki dersimizdeki yaptığımız teknik çiftlik sorularına dönüştü. Hangisi her zaman doğrudur? Hemen hatırla bu sorularda ne arıyordum? Yanında çift çarpan olanı arayacaksın. Yanında çift çarpan olan yeri bul. Çarpanı bul. Buldum. 4B. 4 ile B'yi çarparsam kesin çifttir. Hemen yorumunu söyle. Ama B hakkında bir yorum yapamam. Niye yapamam bunun hakkında yorum? Çünkü 4 ile ben tek sayıyı da çarpsam, dörtle çift sayıyı da çarpsam sonuç çifttir. Tamam mı? Bak tekle de çarpsam, çiftle de çarpsam çifttir. Yani buradaki B sayısı tek de olabilir, çift de olabilir ama onu bilemem. Şimdi buna göre hangisi her zaman doğrudur? Diyor ki A çift sayıysa C çift sayıdır. Bakalım. Şimdi denklemin bu. Eğer A çiftse arkadaşlar çiftle çiftin toplamı çift olacak. Yani A eğer çiftse C de ne olmak zorunda? Çift bitti. Gördünüz mü? Öncülleri ben B'nin bilgisini buldum buraya çifti yazdım. Sonra bakıyorum. A çiftse diyor. A çiftse çift de çiftin toplamı çift olacağı için C de çifttir. Bitti. Hadi şimdi diğerine bakalım. C tek sayıysa diyor. Şimdi bak ben buradaki buranın çift olduğunu biliyordum. C tek sayıysa. Bir şeyle bir şeyi toplayacağım tek olacak. Bak bir şeyle çifti toplayacağım tek. O zaman A ne olmalı? Tek. Bak C tek sayıysa A da tek sayıdır. Babalar gibi doğru. A, B, C toplamı çifttir. Arkadaşlar ben B'nin tek mi çift mi olduğunu biliyor muyum? Bilmiyorum. O zaman bir yorum yapamam. Her zaman doğru olan 1 ve 2'dir. 10. sorumuzun doğru cevabı ne oldu? C şıkkımız oldu. 9. sorumuzun doğru cevabı da C şıkkıydı. Gördün mü? Sadece denklemini biz kurduk. Öncekilerde denklemi hazır veriyordu. Okuduk. Çıkmış bir sınav sorusu benzeridir kendisi. Kendisi çıkmış bir sınav soru benzeridir. Hiç korkma. Zor değil. Kolay soru. Kesinlikle doğrudur diyor. X, Y, Z pozitif tam sayılar için böyle bir eşitlik verilmiş. X'in, Y'nin, Z'nin tekliğini, çiftliğini inceleyeceğim şimdi. Şimdi 75 nasıl bir sayı? Tek bir sayı. Oradan yürüyeceğim. Şimdi yalnız burada işlem yapabilmem için her ikisindeki ortağı gör. Kim ortak? X. Hemen X parantezini alıp çarpım durumuna getir. X çarpı. X'ini aldım. Burada Y kaldı artı. X'ini aldım. Burada Z kaldı. İşte bu çarpma işleminin sonucu tekmiş. 75 yazmadım bak. Tek yazdım. Teklik çiftlik sorusu. Tamam. Şimdi söyle bana. Bize verilen bir çarpma işleminin sonucunun tek sayı olabilmesi için ne oluyordu? Hatırla çarpılanların alayı tek olacak hocam. Neyi çarpmışız burada? X ile Y artı Z'yi çarpmışız. O zaman X tek, Y artı Z de tek. Bak Y ile Z'yi bilmiyorum şu anda. Y artı Z tek. Tamam. Şimdi X, Y, Z'yi yorumlayalım hadi. X, Y, Z. Şimdi Y artı Z'nin tek olduğunu buldum mu? Şuradaki yazdığımı silim. Hemen sen notunu al oraya. Şimdi ne buldum ben? Y artı Z tek. Hadi bunlara bakalım o zaman. Bak şimdi. Şimdi toplamın tek olabilmesi için biri çift, biri tek olmalı. O zaman Y çift olduğunda Z tektir. Y tek olduğunda Z çifttir. Bitti. X ama her zaman tek sayıdır. Bak X kesin tek. Şimdi diğer durumları yazıyorum. Y çiftse Z nasıl sayıdır? Tek. Birinci durumum bu. Böyle olabilir. X kesin tek. X'e teki yazdım. Y tek sayıysa Z çift sayıdır. İkinci durumda bu. Bu tekse bu çifttir. Kesinlikle doğrudur diyor. Gel şimdi. Diyor ki ben diyor x'i 5 ile çarpacağım. Y'yi 7 ile çarpacağım. Sonucu tektir diyor. Bakalım. Bir kere x sayısı kesin tek değil mi? Bak x sayısı tekse 5 ile tek sayıyı çarpınca burası kesin tek yapar. Artı. Şimdi y'ye bakalım. Y'nin çift olduğu durumda var. Tek olduğu durumda. Bak y eğer çift olursa Burası çift yapar toplamları tek yapar. Eğer y sayısı tek olursa toplamları çift yapar. Yani y değişkenliği olduğu için bu işlemin sonucu tek tek de olabiliyor çift de olabiliyor. Bize kesin doğru dediği için laps 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 sildim. Şimdi devam ediyorum. Şimdi ikinciye geliyorum. Şurayı temizledim. Neyse dursun. Şimdi ikinciyi yazayım şuraya. İkinci de ne diyor arkadaşlar? Bak ikinci öncülüm diyor ki x ile y'yi çarp. Sonra buna Z'yi ekle. Bunun sonucu tektir diyor bakalım. Şimdi birinci durum için bakıyorum. Birinci durumumda X tek, Y çift, Z sayısı tek sayı. Hadi bir bakalım ne oluyor. Tekle çifti çarptım, çift yaptı. Çiftle teki topladığım zaman ne yaptı? Tek. Cepte. Hadi ikinci duruma bakıyorum şimdi. İkinci durumumda X'imin ne olduğunu biliyorum? Tek. X yerine tek yazıyorum. Y'nin de tek olduğunu biliyorum. Z'nin çift olduğunu biliyorum. Tekle tek sayıyı çarparsam tek yapar. Tekle çifti toplarsam tek. Bak burası birinci durum içinde, ikinci durum içinde ne oldu? Tek sayı oldu. O zaman bu daima tektir. Doğru. Bak X, Y, Z'nin iki durumda durumlarını buldum. He şöyle de yapabilirsiniz bakın. Bir durum için mesela bunu bir, bunu iki, bunu bir seçin yazın yerlerine. Tek oluyor mu bakın. Bu durum için bunu bir, bunu bir bunu iki seçin yazın yerlerine. Buradan bulduğunuz sonuçların ikisi de tek çıkacağı için doğrudur dersiniz. X, Y, Z çarpımı çift sayıdır. Hadi birinci duruma bakalım. X, Y, Z. Şimdi birinci durumunu inceliyorum şimdi. Birinci durumda X tek. Y çift. Z tek. Bir tane çift sayı varsa çarpma işleminin sonucu çifttir. Haydi şimdi ikinci durum için bakalım. Kesin oluyor mu? X tek. X tek. Y tek. Z çift. Hop bir tane çift sayı olduğu için sonucum çift oldu. Tamam mı? Veya yine bakın. 1, 2, 1 seçtiğim zaman çarpımları ne yapıyor? 2 yapıyor çift. 1, 1, 2 seçtiğim zaman çarpımları ne yapıyor? 2 yapıyor çift. O yüzden doğru oluyor. İsteyen değer seçsin. İsteyen böyle tek çift. Tek 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 yazıp yapsın. Tamam mı? Güzel soruydu. KPSS'de benzeri çıktı arkadaşlar. Tamam mı? Bilin yani. Hadi gel bakalım 12. soru. Yine Yukarıdaki 11. soruya benzer bir soru, aynı yorumlar. Bakın bütün sorularda aynı yorumları yapıyoruz, korkma. A ve B birer tam sayı olmak üzere bu ifade bir tek sayıymış. İşte iki yukarıdaki soruda da 75 dedi. 75 yerine T yazdım, aynı soru. Sadece düzenleme yapacağım. Şimdi tek sayı olduğuna göre hangileri çift sayıdır diyor. Bir bakalım, şimdi bu haldeyken yorum yapmam zor olabilir düzenleyeceğim. Dikkat et. Burada düzenlemeler var. Şimdi şu iki sayıya bakıyorum. A'lar ortak. Hemen bunları A parantezine aldım. Bu A kareydi. A çarpı A'dır. A'sının birini aldım. Bir A kaldı artı. A'sını aldım. Artı B kaldı. Tamam. Şimdi bakın bunlarda da ikisinde de eksi var ya. Bunları da eksi parantezine alıyorum. Bunun eksisini aldığım zaman artı A kaldı. Bunun eksisini aldığım zaman artı B kaldı. İşte bu işlemin sonucu tekmiş ama hala çarpım durumuna getiremedim. Ortak bir şey daha var gördün mü? A çarpı B'ler ortak bu sefer. A çarpı A artı B'ler ortak pardon. A artı B ortak parantezini alıyorum şimdi. Açtım parantezi. Bunun A artı B'sini alırsam yerinde ne kaldı? A. Bunun A artı B'sini alırsam eksi. Bak yanında gizli bir çarpanı vardır. Hiçbir şey kalmaz deme. A eksi bir kaldı tek. Şimdi soru bitti. Bir çarpma işlemim var. Çarpma işleminin sonucu tek. Bir çarpma işleminin sonucunun tek olabilmesi için buradaki sayı da tek olmalı, buradaki sayı da tek olmalı bitti. Şimdi bak, A'dan bir çıkarmışım, tek sayı olmuş. Ee, çift sayıdan bir çıkarırsan tek olur. Yani A'nın kesin çift sayı olduğunu buldum. Bak, A sayımızı yazıyorum şuraya, A kesin çift. Çünkü çift sayıdan bir çıkarırsan tek olur. Burada ne biliyorum? A artı B toplamımız. A artı B toplamımız tekmiş. E ben A'nın çift olduğunu buldum burada. Çift bir sayıyla neyi toplarsam tek olur? Teki. B de tek. Bitti. Şimdi arkadaşlar isterseniz değer seçip yazın yerlerine. A'yı 2 seçin. B'yi 1 seçin. Yazın yerine bitirin. Çift sayı olanı istiyor. Şimdi A çift sayıysa karesi de çifttir. B tek sayıysa kübü de tektir. Çiftle teki topladığınız zaman tek oldu. Veya bakın A yerlerine 2 B yerlerine 1 yazın bak. 2'nin karesi artı 1'in kübü. Bak 2'nin karesi 4. 1'in kübü 1 topladım 5. Bu tek sayıymış. Bize çift olanı soruyordu gitti. A çarpı B. A ile B bak. A'mız çift. B'miz tek. Bir çift sayıyla bir tek sayıyı çarparsam çift sayı varsa sorucum çifti. Bu da olmadı. Buna geliyorum şimdi. Ee, bize her çifti istiyordu, bu çift arkadaşlar bu çift. bu oldu. tamam mı çifti istiyor, cevap çünkü a eksi 2b, a'mızın çift olduğunu biliyoruz. Bir tek sayı 2 ile çarparsanız çifttir. çift eksi çift nedir? çift? Bakın tekrar söylüyorum. değerleri verdik, verip de de yapabilirsiniz. A'ya 2 verdim, b'ye 1 verdim, çarptım 2. Bak çift oldu. A'ya 2 değerini verdim, 2'yi yazdım. B'ye 1 verince 2 ile çarpınca 2 yaptı. 2 eksi 2 0 yaptı. 0 da çift sayı. Bak 2 ve 3 oldu. Yani bu sorunun zor olan kısmı burayı düzenlemek. Bu da çıkmış bir sınav sorusu benzeridir. Önce sayıları bir çarpım durumuna getirmen lazım. Ne yaptım? İkisinde A'lar ortaktır dedim. A parantezini aldım. Sonra bunda A artı B geldiğini görünce Buradan da A artı B gelebilmesi için bunları da eksi parantezin aldım. Eksisini aldım A kaldı. Eksisini aldım artı B'si kaldı. Yazdım. Sonra ikisinde A artı B'ler ortaktır dedim. A artı B parantezini aldım. Çarpı. A artı B'sini alınca A. A artı B'sini alınca eksi 1. Bitti işim. Ondan sonra çarpımın sonucunun tek olabilmesi için bu da tek. Bu da tektir deyip bitirdim. Gel bakalım 13. soru. Hmm, hikayeyi anlayan soruyu yapıştırır. Şekildeki çark her bir kişi çevirdiğinde ok yönünde çeyrek tur dönüyormuş. Şimdi arkadaşlar bu çark sorularının mantığı da ne? Şimdi mesela şöyle. Şöyle düşünün. Şimdi çarkı aldım şöyle. Tamam mı? Şimdi diyor ki bir kişi çevirdiğinde çeyrek dönüyor diyor. Şimdi bakın burada kırmızı var. Burada sarı var. Burada mavi var. Burada yeşil var. Şeyim burada. Şimdi bak bir kişi çevirince ok bu tarafa doğru dönüyor. Bak çark bu tarafa doğru dönüyor. Yani buradaki sarı buraya geliyor. Tamam mı? Bak bir kişi çevirdiği zaman ok şuradaki sarı buraya geliyor. Yani rengim sarı oluyor. İki kişi çevirseydi arkadaşlar. iki kişi çevirseydi bak bu buraya değil şu buraya gelecekti. İki kişi çevirseydi iki çeyrek tur dönüyor. Bak tam tur dönmüyor çeyrek. Bir çeyrek bir kişi çevirdiğinde bu çeyrek buraya geliyor. İki kişi çevirdiğinde buradaki çeyrek buraya geliyor. Yani iki kişi çevirdiğinde rengim ne oluyor? Mavi. Üç kişi çevirdiğimde yeşil buraya geliyordur. Üç kişi çevirdiğinde ya rengim ne oluyor? Yeşil. Dört kişi çevirdiğinde bak dört kişi çevirirse dört tane çeyrek tur döneceği için olduğu yere gelecek. Yani kırmızı olacak. İşte arkadaşlar işin mantığı bu. Tek bak bir kez çevrildiğinde sarı. İki kez çevrildiğinde mavi. Üç kez çevrildiğinde yeşil. Dört kez çevrildiğinde kırmızı. Beş kez çevrildiğinde bak. Beş kez çevrildiğinde yine sarı. Başa döndü çünkü. Altı kez çevrildiğinde yine mavi. Yedi kez çevrildiğinde yine yeşil. Sekiz kez çevrildiğinde yine kırmızı. İşin mantığı buradan yürüyecek şimdi. Şimdi siliyorum burayı. Sorunun mantığını anlattım. Şimdi soruyu okuyalım. Diyor ki her bir kişi B her bir kişi çevirdiğinde ok yönünde çeyrek tur dönüyor. Burası tamam. Bu çarkı önce A kişi çevirdi diyor. A kişi çevrildiyse A tane çeyrek tur dönmüştür bakın. A tane çeyrek tur dönmüştür bu. Sonra her birinde 5 kişi bulunan B tane gruptaki kişiler çevirdi. Burayı iyi anla. Mesela dedim ki bizim içerisinde 5 kişi bulunan Dört tane grubumuz var dedim bak. İçerisinde beş kişi bulunan dört tane grubum vardır dedim. Toplam kaç kişi vardır arkadaşlar burada? Beş kişi bulunan dört tane grubum varsa toplam yirmi kişi vardır. Yirmi kişi çevirdi diyor yani. Burada ne diyor? Beş kişi bulunan B grubum var diyor. O zaman benim toplam kişi sayım beş B kişi. Bak B grup sayısı 5 kişi sayısı gruptaki kişi sayıları. O zaman B tane grupta 5'er kişi varsa toplam 5 B kişi vardır. Bunlar da çevirmişler. 5 tane çeyrek tur daha döndü şimdi. Ama olayım bitti. Burayı anlayan soruyu çözdü artık. Şimdi diyor ki çevirdiğinde diyor çark yeşil rengi gösteriyor diyor. Yani ben toplam A artı 5 B kere döndürmüşüm bunu yeşil olmuş. Bakın arkadaşlar bir kez dönünce burası, iki kez döndürünce burası, üç kez döndürünce burası, dört kez döndürünce burası geliyordu. Şimdi o zaman üç kez döndürünce geliyorsa yani üç kez bu bak dört kez de bu. Beş kez burası, altı kez burası, yedi kez burası yani yeşil gelebilmesi için... Hep tek sayıda döndürülmesi gerekiyor. Olayım bitti. Şimdi bak bununla bunun toplamı tekmiş. O zaman A sayısı çiftse B sayısı tektir. A tekse B sayısı çifttir. Ne oldu? Biri çift biri tek oldu. Başka şansı yok. Artık işim çok kolay. Şimdi diyor ki buna göre daima doğrudur diyor arkadaşlar. O zaman ben şöyle bir şey buldum bakın. A burada B burada. A çiftse B tek. A tekse B çift sayı oldu. A artı B toplamı tektir diyor. Bak A ile B'yi topladığımda burada da tek. A ile B'yi topladığımda burada da tektir. O zaman birincisi daima doğru. Bundan sonra değer vererek de yapabilirsiniz. A'yı 2, B'yi 1 düşünün mesela. A yerine 2, B yerine 1 verdim. 3 oldu. Tek olur. A ile B'nin çarpımı çift. A'ya 2, B'ye 1 verdim. Çarpımları 2 yaptı çift. Bu da doğru oldu. Bu da doğru. B çift sayıdır diyor. Bakın B'nin tek olduğu durumda var. Çift olduğu durumda var. Bu doğru değil. 1 ve 2. Bakın sorunun önemli kısmı soruyu anlamak. Tamam mı? A, nasıldı şimdi sorunun çözümünü değil ama o başındaki muhabbeti tekrar anlatıyorum bir kişi çevirdiğinde çeyrek tur dönüyormuş yani bir kişi çevirince burası geliyor sarı buraya geliyor bakın İki kişi çevirdiğinde mavi buraya geliyor üç kişi çevirdiğinde yeşil buraya geliyor dört kişi çevirdiğinde aynı hale dönüyor beş kişi 6 kişi, 7 kişi, 8 kişi, 9 kişi, 10 kişi, 11 kişi. Bak yeşil geldi diyor ya. Yeşil gelebilmesi için hep tek sayıda çevirmem lazım. Şurayı da anlayalım şimdi. Diyor ki önce A kişi bir çevirdi. A kez döndü. Sonra her birinde 5 kişi olan B grup çevirdi. Orada da o gruplarda da toplam 5 B kişi var. Toplamları tek dedim. Şimdi toplama işleminin sonucunun tek olabilmesi için bu tekse bu çift. Bu çiftse bu tek. Hadi gel bakalım. 14. soru. Yine güzel bir yorum olan soru daha. Güzel bir yorum daha var soruda. Dikkat dikkat dikkat. Zor değil. Aşağıda sayıları vermiş. Zeynep, Aylin, Melisa bir kitaptan birer sayfa koparmışlar. Çat 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 birer sayfa kopardık tamam. Kopardıkları sayfaları aşağıdaki gibi zemine yerleştirip sayfa numaralarını bilinmeyenli olarak yazmışlardır. Yani bu kitabın sayfa numarası burcu sayfaydaymış. Bu işte mesela 72. sayfa mesela 72'yi böyle ağlı ile yazmış tamam mı? Yani bu aşağıdaki yazanlar kitabın sayfa numaraları. Bununki A artı C sayfaymış bunu da buymuş. Diyor ki. Üçünün sayfa numaralarından ikisi çift, biri tek sayıymış. Ha, yani bunlardan ikisi çift, biri tekmiş. Ama hangisinin tek, hangisinin çift olduğunu bilmiyorum. Tamam mı? Onu inceleyeceğim şimdi. Hadi bir yazalım. Hangileri çift, hangileri tek acaba bir bakalım. Şimdi arkadaşlar ilk sayfada 5A artı 3B yazıyor. Tamam mı? İkinci sayfada A artı C yazıyor. Üçüncü sayfada 7A artı 5B yazıyor. Şimdi dikkat edin. Şimdi bir sayıyı A gibi bir sayıyı çift bir sayıyla çarptığınız zaman sonucu kesin çift oluyordu. Peki A'yı 5 gibi bir sayıyla çarptığınız zaman A tekse sonuç tek olur, A çiftse sonuç çift olur. Yani bir sayıyı tek bir sayıyla çarpmak o sayının tekliğini, çiftliğini etkilemez. Şimdi bak. Burada A sayısını beşte çarpmış. Çarpmasam da olurdu. Bunu üste çarpmış. Çarpmasam da olurdu. Yani buranın tekliği, çiftliği A artı B'nin tekliği çiftliği ile birebir bir aynıdır. Çünkü 5 de çarpmak, 3 de çarpmak tekliği çiftliği değiştirmez. Şimdi bir de en alttakine bak. A'yı 7 ile çarpmış, tekliği çiftliği değiştirmez. B'yi 5 ile çarpmış, değiştirmez. Bu da yine A ile B'nin toplamına bağlı. Şimdi bize diyordu ya, iki tanesi çift diye. İşte çift olanları buldum ben. Çünkü Bunların teklik çiftlik durumundan ikisi de A artı B'ye bağlı. İkisi de aynı olay yani. O zaman bunlar ikisi de çift olanlar. O zaman tek olan hangisi? A artı C de tek olan. Bakın ikisi çift diyor ya. Yani ikisi benzerlik göstermek zorunda. Bakın bunlar birebir benzerlik gösteriyor. Çünkü tek sayılarla çarptığında değişmiyor. Bu da A artı B'ye bağlı. Bu da artı B'ye. E artı B'ye bağlıysa ikisi. İkisi de ya çifttir, ikisi de ya tektir. Ama çift olan ne var? İki tane çift varmış. O zaman bunlar aynıysa ikisi çift, kalan da tek olmak zorunda. Olayım bitti şimdi. Hadi şimdi yorumlarımızı yapalım. Şimdi arkadaşlar ne biliyorum ben? A artı, bak A, B, C'yi yazıyorum. Şimdi diyor ki A ile B'nin toplamı çift. O zaman A sayısı tekse... B sayısı nedir arkadaşlar? O da tektir. Bak A ile B'nin toplamı çiftse A tekse B de tek. A çiftse B de çifttir. O zaman iki durum oluştu. Tamam mı? Bak bu birinci durum bu ikinci durum. Tamam. Şimdi peki A artı C toplamının ne olduğunu biliyorum ben tek. Bakın burada A sayısı tek ya. Eğer A'yı tek kabul edersem toplamlarının tek olabilmesi için C'nin çift olması lazım. Yani bu durumda C çift eğer ben A sayısını çift sayı kabul edersem ikincidekine bakıyorum. Toplamlarının tek olabilmesi için C sayısı ne olmalı? Tek. Bitti. İki durumum var yine. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi tek sayıdır? Şimdi A çarpı C diyor bak. A çarpı C birinci durumda çarpınca çift. Bir, ikinci durumda da çarpınca çift. Çünkü biri tek biri çift. Bu çifttir olmaz. B çarpı C diyor arkadaşlar. B ile C'yi çarpınca bakın. Birinci durumda Tekle çifti çarpıyorum çift. İkinci durumda çarpıyorum yine çift. Bu da olmaz. A artı B artı C diyor. Hadi buna bakalım şimdi. Toplayalım bunları. İki tane tek sayıyı topladığım zaman çift yapar. Çiftle de çift topladım çift. Veya değer verin arkadaşlar bakın. Yani benim birinci durumum ve ikinci durumum var. Birinci durumumda A1, B1, C2 gibi düşünün. İkinci durumda A'yı 2, B'yi 2, C'yi 1 gibi düşünün. Yazın yerlerini. Hangisinde tek çıkıyorsa sonuç işaretleyin. Bak D'ye bakalım. A ile B, 1 çarpı 1 artı 2. Ne yaptı? Burası 1 yaptı. 2 ile topladım 3. İkinci duruma da bakacağım ama. İkinci durumda A'mız 2, B'miz 2, C'miz 1. 4, 5 yaptı. Aha buymuş. Hadi şimdi bir de buradan da yapalım. T, T, Ç, Ç'den de yapalım. Oradan da yapalım. Hiç kafanız karışmadan. Diyor ki, bana A ile B'yi çarp diyor. A ile B'yi ilk durumda çarpıyorum. Tekle tekin çarpımı ne yaptı? Tek. Sonra bu tek sayıya C'yi ekle diyor. Yani bir çift sayı ekle diyor. Tek sayıya çift sayı eklersen bu. Şimdi bu duruma bakıyorum. A ile B'yi çarp diyor. Çiftle çifti çarptım ne yaptı? Çift. Bu çift sayıya bir tek sayı ekle diyor. O zaman cevabı ne oldu arkadaşlar? Şunu yanlış yazdım ya. Çiftle teki toplayınca ne oldu arkadaşlar? Tek. Çiftle teki toplayınca burası tek. Daima tek oldu. Cevap bu. Tamam mı? Güzel bir soru. Ekstra bir yorum var soruda. Dikkat. Haydi gel bakalım. 15. sorumuz. Geçen yıl çıkmış bir sınav sorusunun KPSS. KPSS. A bir tam sayı olmak üzere ifadesi bir tek doğal sayı eşit olduğuna göre bu koşulu sağlayan A değerlerinin toplamı kaçtır? Bak böyle sorular geldiğinde iyi yorumlar yapacağız. Şimdi iki derstir. Daha önceki derslerde hep anlattığım bir şey var. Ben burayı şöyle parçalayabiliyorum. Soruyu parçalayan çözer arkadaşlar. Nasıl yazabilirim ben burayı? 6A bölü A artı 50 bölü A diye yazarım. İşte burası bir tek sayıymış. Bitti soru artık bunu yapan soruyu çözdü. Şu ağlar götürdü. Ağlar götürünce burada 6 kaldı. Sonra burada 50 bölü A var. İşte bu işlemin sonucu bir tek sayıymış. Düşün şimdi. A, 6 burada nasıl bir sayı? Çift. Çift bir sayıyla ben neyi toplarsam tek olur diye düşün. Tek. Bitti soru. O zaman ben 50'yi öyle bir A sayısına bölecekmişim ki sonuç tek olacakmış. Şimdi 50'yi neye bölersem sonuç tek olur diye düşüneceğiz. Koşulu sağlayan A değerlerinin toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın. 50'yi 50'ye en kolayı şöyle aslında. 50 sayısı 50 sayısı 25 çarpı 2 ya. Ben bunu öyle bir sayıya böleceğim ki sonucu tek olacak. O zaman A sayısı şu 2'yi sadeleştirmeli. Yani buradaki A sayısı kaçın katı olmalı mutlaka? 2'nin katı olmalı. Yani 50'yi bölen 2'nin katı sayılar lazım. 50 50'ye bölerse 1 olur. Tamam. 50 bak 25'e bölersem 50'yi ne oluyor arkadaşlar? 2 oluyor. Tek sayı olacak. 2'nin katı olanlarına böleceğim. 50'yi neye bölebilirim arkadaşlar? 10'a bölerim. 10'a böldüğüm zaman 5 olur. Tamam mı? Bak. Zaten 50'yi bölen sayılar nedir? 50, 25. Bakın 2'ye böldüm. 3'e bölünmüyor. 4'e bölünmüyor. 5'e böldüm. 10. 6'ya bölünmüyor, 7'ye bölünmüyor, 8'e bölünmüyor, 9'a bölünmüyor. 10'a böldüm, 5. 2'ye bir de 1'e bölünür, değil mi? İşte 50'yi bunlardan hangisine bölersem sonuç tek sayı olur diyor. Bakın, biz neye nasıl bir sayıya bölmeliyiz dedik? Çift sayıya. Yani ben ya 50'ye böleceğim ya 10'a böleceğim ya da 2'ye böleceğim. Bunlar da olur. Ama uzun uzun yapmak isteyenler 50'yi bakın 50'ye böldüm 1 oldu. 25'e böldüm 2 oldu bu olmadı. 10'a böldüm 5. Sonra 50'yi 5'e bölün isterseniz. Bakın 5'e bölünce 10 yapıyor. Sonucu tek değil attım. Sonra 50'yi neye bölelim arkadaşlar? 5'e böldük 2'ye bölelim. 2'ye böldüğümüzde sonucum 25 oldu. Bakın tek sayı bu da oldu. En son olarak 50'yi 1'e böldüğümüzde 50 sonuç çift sayı olduğu için bu da olmadı. Yani benim 50'yi böldüğümde sonucun tek olabilmesi için A sayısı nasıl bir sayı olmalı? Çift. 50'yi bölen çift sayılar cevabım. 1 50, 1 10, 1 2. Toplamları 62. 15. sorumun doğru cevabı E şıkkımız. Hadi bakalım. 16. sorumuz. 16. soru da çözdüğümüz şu 14. soruya benziyor defter sayfalıya. A, B, C de pozitif tam sayılar olmak üzere A çarpı B eksi C ifadesi bir tek. Arkadaşlar bu da geçen yılın veya ondan önceki yılın KPSS sorusunun yani benzeri tamam mı? Çok benzeri. A çarpı B eksi D ifadesi bir çift sayı eşittir. Hadi bir yazalım. A ile B eksi C'yi çarpmış tek olmuş. Sonra A ile B eksi D'yi çarpmış çift sayı olmuş. Soru kolay. Buna göre her zaman çift sayıdır diyor. Bilgiyi yukarıdaki verecek. Niye? Bir çarpma işleminin sonucu tek olmuş. Ne zaman oluyordu? Çarpılan sayılarım tek olduğunda A kesin tektir o zaman B eksi C de kesin tektir. Bak A'nın kesin tek olduğu bilgisini verdi. Bir de ne verdi? B eksi C'nin tek olduğu bilgisi. Şimdi ikinciye iniyorum. A'nın tek olduğunu buldum mu? Buldum. Tek bir sayıyla bir şeyi çarpacakmışım. Sonuç çift olacakmış. O zaman buradaki B eksi de kesin çifttir. Tekle çifti çarparsan çift olur. O zaman bir bilgi daha verdi şimdi bana. B eksi D nasıl bir sayı? Çift bir sayı. Şimdi yine bir durumlarım olacak. Gel buraya. Şimdi A'yı tek buldum. B'ye bakalım, C'ye bakalım, D'ye bakalım şimdi. Dört sayı var burada. A, B, C, D. Şimdi arkadaşlar ben B sayısına eğer çift sayı dersem. Bak ikinci duruma bakıyorum şimdi. Bir şey birinci duruma bakıyorum. B'ye çift dedim. B'ye çift dersem çift sayıdan C'yi çıkaracakmışım, tek olacakmış. O zaman C sayısı tek olmalı. Bak. Eğer B çiftse C tektir. Şimdi B'ye çift dediğimde sonucun çift olabilmesi için C'nin de ne olması? D'nin de ne olması lazım? Çift. İlk durumum bu. Şimdi ikinci duruma geliyorum. A her koşulda tekti. Tamam. Şimdi diyorum ki ben B sayısını tek kabul edeyim şimdi. Tamam mı? B tek olursa. Bakın B sayısı tek olursa tekten bir şeyi çıkaracağım tek olacak. O zaman C kesin nedir? Çifttir. Tamam mı? Sonra B sayısı eğer tek sayı olursa farklarının çift sayı olabilmesi için D de nasıl sayı olmalı? Tek. İşte iki tane durumum çıktı. Sağlayanlara bak. He bundan sonra TÇ'lerle uğraşmak istemiyorsan değer ver bak. A 1 1ken B2 C1 D'ye 2. Bu ilk durumum. Sonra A1 B1 C2 T'ye 1 yaz. Her zaman çift olan yani iki durumda da çift olan cevabım olacak. Hadi bakalım şimdi. İlk durum için inceliyorum burayı. Burayı birinci durum için inceliyorum. B sayısını ne seçtim? 2 seçtim. Bak ilk durumda B'yi 2 seçtim. Çarpı C eksi D dedi. Bak C eksi D yaparsam 1 eksi 2 eksi 1 yapar. Burayı çarpınca eksi 2 yaptı. Şu anda çift. Ama ikinci durumu da deneyeceğim şimdi. İkinci durumda B dediğimi ne seçtim? 1 çarpı sonra ne var? C eksi D. C'den D'yi çıkardım. 2 eksi 1. 2 eksi 1 1 yaptı. 1 ile 1'in çarpımı 1. Bak bu bir durumda tekmiş bir durumda çiftmiş arkadaşlar. O zaman bunu alamadım. Hemen buraya geldim şimdi. Bunun birinci durumuna bakalım. Kalemi değiştireyim. Bunun birinci durumuna bakalım şimdi. Şimdi birinci durumda C. C sayısının nasıl bir sayı olduğunu biliyorum. Birinci durumda 1 gibi. 1 çarpı. Parantezin içerisinde A artı D var. Birinci durumda A'mız 1. D'miz 2. 1 artı 2. O zaman 1 çarpı 3 yaptı. Hop tek oldu. Bize daima çifti soruyordu. Tek bir tane çıktı olmadı. Zaten yalnız üç olduğunu gördük. Hadi bakalım ama yine. Birinci durum. Birinci durumda D sayısı çift. Yani 2 çarpı. Bakın arkadaşlar parantezin için önemi var mı? 2 ile ben bir sayıyı çarptığımda sonucum nedir? Çifttir. Hadi bunun ikinci durumuna bakalım şimdi. Gel buraya. D'nin ne olduğunu biliyorum burada. 1 çarpı A eksi B A'mız ne? 1. B'miz ne? O da bir ikinci durumda. 1 eksi 1. 1 eksi 1 sıfır yaptı. Sıfırla 1'i çarpınca sıfır. Bak iki durumda da çift oldu. Sorumun cevabı bu. Arkadaşlar yani oradaki bilgileri bulduktan sonra yerlerine yazmak kalıyor. Tamam mı? Değer vererek de yapabilirsiniz. Değer vermeden de yapabilirsiniz. Hadi bir de değer vermeden yapayım. Onu da görün. Şöyle sildim. Değerlerimi sildim. Şimdi ne diyor arkadaşlar? Bir kere şuradan da gidebiliriz. Bize ne lazım arkadaşlar? C eksi D lazım. Bak C eksi D tek eksi çift veya çift eksi tek. Yani C eksi D farkı biri çift biri tek olduğu için her şekilde tek sayıdır. Tamam. Peki B sayısı B'nin çift olduğu durumda var. Bak ilk durumda çift tek olduğu durumda var. O zaman çarpınca sonucu değişebiliyor. Yani burası tek de olabiliyor çift de olabiliyor bilmiyorum. A artı D'ye bakıyorum şimdi. A ile d'nin toplamı tek çift toplamı. Bakın burası için toplamları ne yapıyor tek. Burası için toplamları ne yapıyor çift. Yani a artı d'nin tek olduğu durumda var, çift olduğu durumda var. Neyle çarpmış bunu c'yi. Şimdi arkadaşlar, tek olduğu durumda, bakın çarpımların şeyin toplamların tek olduğu durumda c de tek. Bak tekken bu da tek oldu tek. O yüzden tek olduğu için olmadı bu oldu. Tamam mı? Bakın ayrıntılı sorularda gelebiliyor sınavda. Dikkat edin. Tamam mı? Yani kolay değil bu soru. Bu soru kolay değil ama zor da değil. Yani şuradaki mantığı yakalayıp tüm durumları bulup değerleri verdiğinde de kolay bir soru. Hadi bakalım son sorumuz. Son sorumuz, son sorumuz. X, Y, Z birer tam sayı olmak üzere. Bu da sınav çıkmış sınav soru benzeri arkadaşlar. Hiç hocam zor yazmışsınız demeyin ha. Zor yazmışsınız demeyin. ÖSYM'nin sorduğu sorular bunlar. X çarpı Z. Y eksi Z birer çift sayıymış. Hadi yaz o zaman. X çarpı Z bir çift sayıymış. Bir de Y eksi Z sayısı da bir çift sayıymış. Hmm, hangisi her zaman çift sayıdır? Yine durumları yazmamız gereken bir soru. X, Y, Z. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Şimdi çarpma işleminin sonucu çiftmiş. Çarpma işleminin sonucu çiftse ikisi de çift olabilir. Biri çift, biri tek, öbürü çift öbürü tek olabilir. O zaman şu çıkarmadan başlayalım. Şimdi benim y sayım tekse. Farklarının çift olabilmesi için z'nin çift olması lazım. Bak. Y tekse z ne olmalı? Çift. Y çift sayıysa z tek olmalı. Y çift sayıysa z tek olmalı. Y ile z arasındaki durumu buldum. Şimdi x ile z'ye geliyorum bak. Şimdi bu birinci durum olsun. Bu da ikinci durum. Şimdi birinci durumda Z'nin nasıl sayı olduğunu biliyorum çift. Z eğer çift sayıysa X ne olabilir? Z çift sayıysa X de çift olabilir. Z çift sayıysa X tek olabilir. Yani bu durum için bir durum daha oluştu. Üçüncü durum dedim. Yani şu birinci durumun aynısını yazıyorum. Çift tek. Y ve Z için aynısını yazıyorum. Z çift olduğunda X'in tek olduğu durumda var. Z çift olduğunda X'in Çift olduğu durumda var. Yani durum sayısı 3'e yükseldi. Şimdi diyorum ki Z tek olsun. Yani ikinci durumu inceliyorum. Z tek bir sayı olduğunda çarpımlarının çift olabilmesi için X mecbur ne olmalı? Çift olmalı. Durumlar bunlar. 3 durumu inceleyeceğim şimdi. Anladık mı mantığını? Bak tekrar gösteriyorum. Şimdi dedim ki niye 3 durum olduğunu tekrar bir anlatayım geçeyim. Şimdi önce dedim ki ilk durumum X, Y, Z'yi yazdım. Dedim ki... Benim Z sayım çiftse Y sayım tek. Şimdi bunu bir inceleyelim. Ben dedim ki Z çift sayı. E Z çiftse çarpımlarının çift olabilmesi için X çift de olabilir. Z çiftse X tek de olabilir. İşte burası bu durumun aynısı olduğu için Y'yi aşağıya indirdim. T. Yani bir ikinci durumum bunlar oldu. Şimdi üçüncü durumum şundan gelecek. Z sayısı tek, Y sayısı çift. Eğer z sayısı tekse bak z sayısı tekse çarpımlarının çift olabilmesi için x'in ne olması lazım? Çift. Üç durumum bu bunları inceleyeceğim. Hangileri her zaman doğrudur diyor. Şimdi bu hem bu birinci hem bu ikinci hem de üçüncü için çift olan cevabım olacak. X çarpı Y çarpı Z. Bak burayı çarpalım. Burayı çarpalım. Burayı çarpalım. Arkadaşlar çarpma işleminde bir tane çift sayı varsa sonuç çift oluyordu. buranın çarpımı kesin çift. Bak ikinci öncülde çift olan Z var kesin çift. E çift sayı varsa bunların çarpımı yani üç durumda da çarpımları çifttir. Tamam. Şimdi geliyorum ikinci duruma. İkinci durumda X ile Y'yi çıkar diyor. Z'yi topla diyor. Yani aslında hepsini topla Eksi artı eksi artı eksi artı. Bakalım şimdi. Çiftle teki işleme sokarsam tek yapar. Tekle çifti işleme sokarsam yine tek yapar. Bak bir tanesi tek olduysa daima çift olma durumu gitti. Hadi şimdi sonrakine bakalım. Sildim buraları. Üç durumumu inceliyorum yine. Diyor ki x'ten y'yi çıkar z ile çarp. x'ten y'yi çıkar sonra bulduğun sonucu burayla çarp diyor. Şimdi bak bundan bunu çıkardığım zaman çift eksi tek ne yaptı? Tek. Tekle çiftin çarpımı burası çift. Tek eksi Tek. Tek eksi tek ne yapar arkadaşlar? Çift. Çifti de çiftle çarparsam çift. Çift eksi çift ne yapar? Çift. Çiftle teki çarparsam da yine çift yapar. 1 ve 3. Cevabımız D şıkkımız olmuş oldu arkadaşlar. Eee, teklik çiftliği de bitirdik. Kolay sorularda var, zor sorularda var sınavda. Mutlaka soru geliyor arkadaşlar. Bakın son çözdüğümüz 4 soru eee son 2-3 yıl içerisinde çıkmış sorular. O yüzden böyle çıkmaz. Hocam zor sormuşsunuz. Olmuş bu olmuş demeyip güzelce hepsini öğrenmeye çalışın. Mantıklı öğrenmeye çalışın. Zor değil. Haydi bakalım haydi bakalım haydi bakalım sonraki günümüzde. Sonraki günümüzde dördüncü günümüzde pozitiflik negatiflik. Yine iki videoyla karşınızda iki derste karşınızda olacağım. Haydi güzel bir şekilde ilerliyoruz. Enerji yüksek. Yüzler gülsün, motivasyon yüksek. Hemen soru çözmeye, hemen soru çözmeye. Hadi görüşürüz, bay bay.